Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Can Özkan. Bugün size head angle, rack and drill, anti squat ve center of gravity ve centrifugal aslında force'tan bahsedeceğiz. Merkez kaç kuvveti ve ağırlık merkezinden bahsedeceğiz. Değiştiğinde ne oluyor? Bunun merkez kaç kuvvetiyle birleştiğinde ne oluyor? Bu değişim falan filan gibi. Neyse uzatmayayım. Bunların hepsini sırayla tek tek olabildiğince falan. Başlayalım da bir şekilde gideceğiz. Hadi bakalım. Her şey olabilir. Kadraj kayabilir, kamera düşebilir, bilmem ne. Her şey olabilir. O yüzden birazcık müsamaha gösterin bana bu videoda bir hata olursa. İçime sinmezse zaten bir daha Erkal'la beraber tekrar çekeriz videoyu falan. Neyse uzatmayalım. Head angle, rack and drill. Sizin burada triple clamp'leriniz var. Triple clamp'lerin merkezinden, ben merkezinden ölçerim. Triple clamp'lerin yani süspansiyonunuzun merkezinden dikey düzlem, mavi çizgi olan dikey düzlem, süspansiyon merkezinden dikey düzlem arasında ölçülen açıya rack açısı deniyor. Sizin triple clamp'lerinizden ön lastik merkezine doğru inen süspansiyon çizginiz merkezden aşağı eğer bir çizgi çekersek bu arada dikey düzlemle şu arasındaki açıyı ölçtüğümüz zaman lastiği ölçelim, zemini boş verelim. Lastiğin buradaki 90 derecesinden buradaki dikey düzlem arasındaki açıya da trail açısı deniyor. Tamam. Bu üstte gördüğünüz ilk görselde gösterdiğim bu genelde enduro motorlarda, motocross motorlarında, adventure motorlarda, cruiserlarda, o klasmanda çok göze çarpıyor. Çokça orada kullanılıyor. En çok orada kullanılıyor. Alttaki görselde bu bizim dar açımız. Yine reki buradan aldık. Reki daralttığımız için aşağıdaki trail izimiz de daraldı. Speed bike'larda, sizin racing dediğiniz motorlarda genelde bu tarz dik rack açıları kullanılıyor. Şimdi bir de şöyle bir bağlantı var. Triple clamp'leriniz headset'ten offsetli duruyor. Triple clamp offset deniyor zaten ona da. Headset'inizden değil, süspansiyonunuzun merkezinden dikey düzleme ölçü çıkararak rack açınızı buluyorsunuz. Yine süspansiyonunuzun merkezinden ölçülüyor rack açınız. Alt bağlantı noktanıza göre süspansiyonunuzun arka tarafından da ölçülebilir ama çok basitleştirmeye çalışıyorum. Ne olur oradan öyle falan gibi bir saçma sapan bir şeyler söylemeyin. Zaten hiçbiriyle uğraşmıyorsunuz. Bunların hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ben bunlarla uğraşmış bir insan olarak size bir şey anlatmaya çalışıyorum. Anlatım kolaylaşsın diye bir sürü şeyi görmezden geliyorum. Ya da anlatım kolaylaşsın diye abartarak anlatıyorum. Saçma sapan şeyler söylemeyin oradan. Bir şey anlatıyorum, dinleyin. Offsetli triple clamp'te de kafa tüpünüze birazcık daha stres uyguluyor. Yere inmelerde ya da alttan gelen darbelerde bir parça daha burkulma isteği, oradaki tansiyonun birazcık daha artmasına sebep olabilir. Alta gelelim. Burada da şöyle bir şey yapıyorlar bu triple clamp'lerde. Farz-ı mal diyelim ki sizin head tube'ünüz yere 90 derece. Yani saçmalıyorum, yok böyle bir ölçü ama diyelim ki var 90 derece. Triple clamp'lerin açısını, geometrisini değiştirerek sizin süspansiyonu, tutuş açınızı değiştiriyorlar. Bağlandığı yerle süspansiyonun bağlanma açısı birbirinden farklı oluyor. Head tube böyleyse, bu şekilde duruyorsa süspansiyonları bu şekilde bağlıyorlar. Böyle triple clamp'ler de var. Çok az görülür, görülmeze yakındır falan filan. Offsetli triple clamp'iniz olduğunda bu arada gidonu sağa sola çevirdiğinizde eğer offsetliyse triple clamp'iniz şöyle bir hareket yapmayacak. Şöyle bir hareket yapmaya çalışacak. Offsetli olduğu için. Bunları geçtik. Ne değiştiriyor? Zaten kime ne anlatıyorum da hadi anlatıyorum. Birinci gösterdiğim görsel yatık rack açıları motoru kararlı bir şekilde düz götürmeye çalışıyor. Tamam mı? Yatma kalkma ya da hızlı slalomlar değil, motorda daha kararlı bir düz gitme isteği oluyor. Öyle söyleyeyim. Rack açısı arttıkça stabilizasyonunuz artıyor. Daha da düz gitmeye çalışıyor. Daha az yatma isteği uyanıyor. Ayakta kalmak için daha çok uğraşıyor motor. Öyle söyleyeyim size. Rack açısı azaldığında ikinci görselde, yani speed bike'lardaki gibi olan görselde rack açısı azaldığında motorunuz slalom yapmaya daha meyilli, daha istekli oluyor. Slalom yapmaya daha istekli oluyor. Hızlı bir yatış kalkış, çat 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 gibi. Niye böyle bir şey oluyor? Niye baba bunda oluyor da onda olmuyor mu? Şöyle,
farz-ı mal 200'le gidiyoruz, tamam mı şimdi? Hani anlatıyorum ya, 200'le gidiyoruz ya da 150 ile gidelim, hadi ortalama bir şey olsun, 150 ile gidiyoruz. Viraja yatarken, arka arkaya gelecek bu virajlar, geldim hemen gidiyorum, çat yatırdım, döndüm çıktım öbür tarafa yatmak için çekiyorum ve itiyorum, tak öbür tarafa düştü motor. Şimdi bunu yaparken benim harcadığım efor çok fazla, üstteki görselde. Dikey düzlemden uzaklaştığı zaman düz gitmeye, kararlı gitmeye çalışır. Sert bir gidonla karşılaşırsınız ama tank slap ihtimaliniz azalır. Sıfır, sıfıra inme ihtimali yok tank slapinizin çünkü burada bir jiroskopik etki de var. Sıfıra inme ihtimali bayağı düşük. Burada nasıl oluyor? Burada yatırmaya çalıştığımızda daha yumuşak bir gidon bizi karşılayacak. Alttaki görseldeki rek açısında. Daha dik rek açısında, dikey düzleme daha yakın olan rek açısında bizi daha yumuşak bir gidon karşılayacak. İttiğimde daha yumuşak bir şey itip viraja düşüreceğim. Döndüm, çat! Hemen öbürüne oturduk falan filan gibi. Zaten altınızda şöyle bir şey hissetmeyeceksiniz, daha dik bir şey hissedeceksiniz. Yani dolayısıyla düşürürken tak diye düşecek, omzunuzla beraber üstüne düşeceksiniz. Kalkmak istediğinizde de vurduğunuzda da çok hızlı hemen altınıza ya omuzlarınızın altına giriyor gibi bile hissedebilirsiniz motoru, öyle söyleyeyim. Dik rek açılarında. Oturuş pozisyonunda tabii bunun için sürücüyü doğru yere oturtturan dik rek açısında, öyle söyleyeyim, speed bike'larda, super bike'larda doğru yere oturduğunuzda çok güzel, çok keyifli bir sürüş hissiyatı olur. Ama ne olur? Tank slap ihtimaliniz artar, düz gitme kararlılığı azalır motorun. Buralarla işimiz yok. Buralar sadece örnek görsellerdi. Bunlar fetiş unsuru. Bunlar hep lateks. Bunlar hep lateksler bunlar. Fantezi fetiş ürünü. Bunlar kullanılan mallar değil. Tamam. Şimdi bu iki görselden devam ediyoruz. Hadi bunu tamam aşağı yukarı anladık. Bu nedir aşkım benim? Bu canımın içi. Bu nedir? Tamam. Şimdi motoru bir parça yana yatıralım durduğumuz yerde. Öyle anlatayım ben. Bir atıyorum 30 derece, 25 derece yana yatıralım. Bacağımızda dursun. Direksiyonu çevirdiğimizde, direksiyona böyle minik bir hareket yaptığımızda, öyle söyleyeyim. Bu lastiğin size temas yüzeyini gösteriyor. Virajdayken belirli bir açıda, A açıda yatıp dönerken temas yüzey değişkenliği sergileyebileceği, değişkenlik gösterebileceği zemini gösteriyor. Tamam mı? Alttaki görselde, şurada, speed bike'larda mesafe daha kısa. Rek açısı dikleştikçe trail açınız daralıyor. Trail açısı daraldığında bir viraj dönüyoruz, yatırız falan filan işte bütün kombinasyonlar A, üsttekinde de aynı şekilde bütün kombinasyonlar A. Daha ufak bir direksiyon hareketiyle daha çok yönlenme demek düşük rek açısı. Düşük rek açısı şöyle de anlatabiliriz, daha küçük bir alana daha fazla yönlenme sığdırmak demek. Bu daha büyük bir alana daha fazla yönlenme sığdırmak demek. Daha büyük bir hareketle aynı yönlenmeyi sağlayacağız. Burada daha ufak bir hareketle aynı yönlenmeyi sağlayacağız. Trail açısı da size ondan bahsediyor. Tamam? Bu arada siz triple clamp'lerden motorun sürüş yüksekliğini ayarlarken rek açısını da değiştirmiş oluyorsunuz. Triple clamp'imiz bu. Bu da bizim ön lastiğimizin merkezi olsun. Bu böyle duruyor. Biz sürüş yüksekliğini ya da boyumuza göre motoru ayarlayalım derken bunu gevşettik. Biraz aşağı aldığımızda bu açı değişiyor. Tamam? Yani ne yapmamız lazım? Boyumuza göre motoru ayarladığımızda arka süspansiyondan da motoru boyumuza göre ayarlamamız lazım. Sertliğini, yumuşaklığını ona göre yapmamız lazım falan filan. Evet. Rack and Trail aşağı yukarı böyle bir şey. Umarım bir şeyler katmıştır, bir şeyler anlatmıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Kime ne anlatıyorum bilmiyorum. Yani hadi bakalım. Neyse. Hadi bay.